Ne kadar da değişik bir obje değil mi? Bir çana benzeyen gövde ve kocaman gözler. Yerel pazardan satın alabileceğiniz bir parçaya benziyor sanki. Ama bunun aslında çok farklı bir hikayesi var. Bu objenin adı Göz İdolü. 5000 yaşında Suriye'de bulunmuş ve Suriye'nin kültürel mirasının vazgeçilmez bir parçası. Ama ne yazık ki göz idolleri de tamamen ortadan kaybolma riski olan pek çok parçadan biri. Bölgedeki çatışmalar sürdükçe yasa dışı kazılarda bulunan antik objelerin çalınması da daha kolay bir hale geliyor. Ve bu objeler bir el bagajında bile taşınabilecek kadar küçükler. 2011'den bu yana Suriye'deki arkeolojik alanların %25'i yağmalanmış ve parçalar çalındıktan sonra yasa dışı yollarla komşu ülkelere sokulmuştur. Bu ülkeler her ne kadar tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için ellerinden geleni yapsalar da çalınan parçaların antik pazarlarına ulaşmasını engelleyememişlerdir. Bu objelerin internet siteleri üzerinden satışlarının da gittikçe artması, izlerinin takip edilmesini daha da zorlaştırıyor. Ama size verebileceğim güzel bir haber var. Bunun durdurulmasına yardımcı olabilirsiniz. Antika bir parça satın almadan önce birkaç noktaya dikkat etmeniz yeterli. Parçanın üzeri tozlu mu? Daha büyük bir parçadan koparılmış bir parçaya benziyor mu? Tabanında bir müzeye ait olduğuna işaret edebilecek bir referans numarası yazılı mı? Fiyatı olması gerekenden çok daha mı uygun? Ve en önemlisi, satıcı size objenin menşeini belgeleyebiliyor mu? Eğer herhangi bir şüphe duyduysanız polise, gümrüğe, müzelere ve kültür bakanlıklarına ya da UNESCO'ya haber vermelisiniz. Suriye, insanlığın en eski ve en değerli kültürel miraslarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Fakat arkeolojik eserlerin yağmalanması ülkenin zengin kültürel kimliğini tehlikeye sokuyor. Bu yasa dışı kaçakçılığa dur dememize yardımcı olun. Sizler de bu konuda önemli çalışmalar yapan UNESCO'ya ve bu konuda destek olan UNESCO'nun ana partnerlerine katılabilir, kültürel miras kaçakçılığını durdurmamıza yardımcı olabilirsiniz.